Wisconsin seçmenleri 2016'da Donald Trump'ı, 4 yıl sonra ise Joe Biden'ı seçti ve her iki seçimde başa baş geçti. Dolayısıyla kamuoyu yoklamalarının çoğunda neredeyse eşit bölünmüş bir seçmen kitlesine sahip olan Wisconsin'de bu seçim her iki yönde de sonuçlanabilir. Başa baş giden yarışta her iki taraf da yeni seçmenlerle zemin kazanmaya çalışıyor. Cumhuriyetçiler için bu, demokratların siyah seçmenler üzerindeki tarihi avantajını azaltmaya çalışmak anlamına geliyor. Orlando Owens, Cumhuriyetçi Parti'nin Milwaukee ilçesindeki siyah başkanı. Who is supporting your kid's education right now? Şu anda çocuğunuzun eğitimini kim destekliyor? Şu anda siyahların sahip olduğu işletmeleri kim destekliyor? Şu anda güvenli bir sınıra sahip olma fikrini kim destekliyor? Şu anda kendinizi savunabilmeniz için silah haklarınız fikrini kim destekliyor? 4 yıl önce Biden, Wisconsin'i 21 binden az oyla ancak Milwaukee'yi 145 binden fazla oyla kazanmıştı. Marquette Üniversitesi tarafından yapılan analiz, Biden'ın kazandığı oyların %53'ünün çoğunluğu siyah olan bölgelerden geldiğini söylüyor. Milwaukee'nin cumhuriyetçi olması gerekmiyor. Sadece bir yükseliş yaşamamız gerekiyor. İşte bu yüzden önemli. Burada küçük bir artış sağlayabilirsek eyaleti kazanırız. Eyaleti kazanırsak ülkeyi de kazanırız. Donald Trump destekçilerine çok sayıda suç iddianamesinin siyah seçmenler nezdinde kendisine yardımcı olduğunu söyledi. Pek çok insan siyahların beni bu yüzden sevdiğini söyledi. Çünkü onlar çok kötü bir şekilde incinmiş ve ayrımcılığa uğramışlardı. Ve aslında beni ayrımcılığa uğruyormuşum gibi görüyorlardı. Bu oldukça şaşırtıcı. Siyaset bilimi profesörü Kathy Cohen, Biden'ın Wisconsin'daki siyah oyları kaybetmeyi göze alamayacağını ve kampanyasının da bunun bildiğini söylüyor. Most individuals who follow the elections would say. Seçimleri takip eden çoğu kişi Milwaukee olmadan Biden'ın Wisconsin'i kolayca kaybedeceğini söyleyecektir. Bence Biden'ın kampanyası bunu anlıyor. Bence reklamlara, oy toplamaya, mesaj vermeye ve ziyaretlere derin bir yatırım göreceğiz. Biden geçtiğimiz ay Wisconsin'de tarihi yanlışlar olarak adlandırdığı durumu düzeltmeye yardımcı olacak yeni ödenekleri açıkladı. Nesiller boyunca siyah, kahverengi ve Amerikan yerlisi, Asyalı Amerikalı, Hawaii yerlisi topluluklar demokrasimize ve ekonomimize tam olarak dahil edilmedi. Biden, Milwaukee için bunun yeni yollar, kaldırımlar ve bisiklet yollarının yanı sıra otobüs şeritleri ve modern altyapı anlamına geldiğini söylüyor. Bunlar hayat değiştiren gelişmeler. Ayrıca kuzeydeki tarihsel olarak siyah toplulukların ve güneydeki Latin toplulukların şehirdeki ve merkezdeki iş, okul ve eğlence fırsatlarına erişimi kolaylaştıracak. Wisconsinli berber Antonio Perkins hala kararını vermediğini söylüyor. Yani kararsızım. Komik. Geçen seçimde Trump'ı görevden almak için Biden'a oy vermiştim ve şimdi Trump'a daha çok kayıyorum. Çünkü daha iyi olacağını düşündüğümüz şeyler aslında daha da kötüleşti. Yani evet, bu noktada hangi tarafa yöneleceğimi kesinlikle bilmiyorum. Geleneksel olarak demokrat seçmenler arasındaki bu belirsizlik, Wisconsin'de zaten yakın olan yarışı seçim günü boyunca her iki kampanya içinde odak noktası haline getiriyor.